Sarım Endokrin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tiroid bezi fazla çalıştığında yani hipertiroidi durumunda ne tür şikayetler olur onlardan bahsedeceğim. Şimdi hipertiroidi durumunda vücuttaki tüm hücreler ve organlar aslında bu durumdan etkilenmekte. Peki sistemlere göre sınıflandırırsak ne gibi şikayetler olur? Kısaca bahsedelim. Şimdi sinir sistemi etkilendiği için sinirlilik, gerginlik, depresyon, duygu durum bozuklukları, konsantrasyon bozuklukları, işte ve okulda performans azalma, ellerde titreme, reflekslerin hızlanması gibi durumlar, gördüğümüz durumlar. Bunun dışında kas iskelet sistemi ile ilgili belirtiler de var. Özellikle kaslarla ilgili kasların fazla çalışmasına bağlı olarak kaslarda performans azalması, kasların küçülebilmesi yani atrofi dediğimiz durum, bazen potasyum düşüklüğüyle beraber miyopati yani miastenia gravis durumları olabilmekte. Kemiklerde yıkım faaliyetleri arttığı için kana kalsiyum serbestlenmekte ve kanda kalsiyum yüksekliği, bazen idrar yoluyla kalsiyum atılımı görebilmekteyiz. Mide bağırsak sistemiyle ilgili İştah artışı görülüyor tiroid bezi fazla çalıştığında. Dolayısıyla gıda alımında artış görmekteyiz. İştah artışına bağlı olarak. Bir diğer problem bağırsakların fazla çalışmasına bağlı olarak hiperdefekasyon yani fazla miktarda sayı olarak fazla miktarda büyük abdeste çıkma durumu görülmekte. Karaciğer fonksiyon testleri bozulabilmekte bazen. Kalp damar sistemiyle ilgili şikayetler olmakta yine. Özellikle taşikardi yani kalp hızının artması. Özellikle de supraventriküler yani kulakçıkları etkileyen ritim bozuklukları görülebilmekte. Atrial fibrilasyon adını verdiğimiz durum görülebilmekte. Kalp yetersizliği ve kardiyomegali yani kalbin büyümesi durumu görülebilmektedir. Gözler de etkilenmekte tabi. Sempatik aktivitenin ve kasların etkilenmesine bağlı olarak tiroid bezi fazla çalıştığında graves oftalmopatisi dediğimiz bir durum görülmekte. Bu tamamen otoimmün sebeplerle gözlerin etkilenmesiyle oluşan bir durum. Bu durumda tabi ki tiroid hastalığını hızlı bir şekilde tedavi etmek gerekiyor. Ciltle ilgili problemler yine olmakta. Ciltte ılık, nemli ve terli avuçlar oluyor. Pretibial bölgede yani ayak ön kısmında kalınlaşma olabilmekte. Tırnak tabanı yatağından ayrılabiliyor. Yine üreme sistemiyle ilgili problemler kadınlarda özellikle adet düzensizlikleri ve bazen kısırlığa sebep olabilmekte. Yine erkeklerde sperm sayısında azalmaya ve sertleşme problemlerine, göğüslerde büyümeye yol açabilmekte arkadaşlar. Tiroid bezi fazla çalıştığında iştah artışıyla beraber fazla su içme ihtiyacı, bazen kilo verme, şeker hastasıysa şeker hastalarında insülin gereksinimi artabilmektedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tiroid bezinin fazla çalışması neredeyse her sistemi etkileyen şikayetlere yol açmakta. Bu şikayetleri iyi irdelemek hastalık tanısı açısından önemlidir.